Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün emeklilerimizin alacağı yeni zamları ilk kez sizlerle paylaşacağım. Lütfen videomuzu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyiniz. Tüm emeklilerimizin, SSK emeklilerinin, Bağkur emeklilerinin ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan değerli büyüklerimizin yeni maaşlarının ne kadar olacağını, bankaya ne kadar para yatacağını tek tek açıklayacağım. Ama onun öncesinde emeklilerimizle ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum izninizle. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Vatandaş bu parayla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Evet ülkemizde 4000 lira, 3000 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız da var. Onlar da tabii ki bu ülkenin emeklileri ancak çok küçük bir kısım. Ülkemizde şu anda yaklaşık buçuk milyon vatandaş 1500 lira veya civarında emekli maaşı alıyor. 200 bin kişi 1000 lira emekli maaşı alıyor. Evet, 200 bin kişi 30 günü emekli maaşı olan 1000 lirayla geçirmeye çalışıyor. Şimdi ben emeklilerle ilgili olarak menemen lüks oldu dediğimde bazıları bana güldüler. Şimdi çarşıya pazara gidin. 1000 lira 1500 lira emekli maaşıyla bir vatandaşımızın bir öğünlük menemen malzemesi alıp alamayacağını gidin bakın bakalım alabiliyor mu alamıyor mu? En ucuz domatesin kilosu 5 lira 6 lira olmuş. En ucuz biber 5 lira 6 lira olmuş. Yağ evet tereyağının kilosu 55 60 lira olmuş. Yumurta 1 lira olmuş. Ondan sonra da emekli için hadi bakalım menemen lüks oluyor mu olmuyor mu? Vatandaşa aylık en az 350-400 lira civarında fatura geliyor. Elektrik faturası, kış geldi doğalgaz faturası. Bunun yanı sıra cep telefonu faturası, bunun yanı sıra su faturası. Toplamda en az 350-400 lira vatandaşın cebinden alırsan geriye kalır 750 800 lira para Hadi bilemedin bin lira para kalsın vatandaşın cebinde Ondan sonra da 30 gün boyunca Hadi geçin bakalım geçinebiliyor musun Hadi bu tencereyi doldur bakalım doldurabiliyor musun emeklinin tenceresi boş kardeşim Evet ülkemizdeki yedi buçuk milyon 8 milyon emeklinin tenceresi boş emekli kasabın yolunu unuttu emekli etin tadını unuttu emekli için Tavuk artık lüks oldu. Hadi menemen yap bakalım yapabiliyor musun? Günlük 30 lirayla ay sonunu getir bakalım getirebiliyor musun? Hele bir de bu vatandaş eğer kirada oturuyorsa bu vatandaşın ay sonunu getirebilmesi inanın bana mümkün değil. Onun için emekliler tamamıyla bankalara borçlu. Borcu olmayan emekli neredeyse yok kredi kartı borcu var kredi borcu var ek hesaptan para çekmiş onun borcu var emekli aybaşı geldiğinde maaşı hesabına yaptığında emekli elini süremiyor Çünkü bankalar pirama gibi kredi kartını alıyor kredi taksitini alıyor ek hesabın parasını alıyor emeklinin zaten başka çıkar yolu kalmadı emekli öleceği güne kadar mezara gireceği güne kadar kefenleneceği güne kadar borç ediyor artık o borcuda ödeyemez hale geldi emeklilerin pek çoğu icralık oldu evi arabası eşyası icra dairesi tarafından esir alınmış durumda Evet emekliye yüzde 5 yüzde 6 zamla bu işin sonu gelmez memura yüzde 5 yüzde 6 ile bu işin sonu gelmez arkadaş emeklilikte yaşa takılana emeklilik yok emekli olana zam yok. Memura geçinebileceği düzeyde bir zam yok. Ondan sonra da tencere neden boş? Boş kardeşim bak. Emeklinin tenceresi bu. işçinin tenceresi bu. EYT'nin tenceresi bu. Memurun tenceresi bu. Bu tencerede menemen yapmak lüks oldu. Bu tencere bile etin tadını unuttu. Evet bu tencereye artık tavuk bile girmiyor. Vatandaş bu hale geldi. 1500 lira maaş alan bir kişinin bu tenceresine et girmez. Bu tenceresine tavuk girmez. Bu tenceresinde 40 yılda bir belki bir tane melemen yaparsın. Evet şaka değil. Bunların hepsi bizim ülkemizdeki milyonlarca vatandaşın gerçek sorunu. Milletin vekili evet seçim döneminde milletin kapısını çalıyor. Seçim bittikten sonra milletin ta kendisini unutuyor. Milletin vekili 25-30 bin lira aylık alıyor. Ama emekli 1000 lirayla 1500 lirayla hadi bilemedin 2000 lirayla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Hele bir emekli, işçi, memur kirada oturuyorsa bu tencerenin hiçbir şekilde dolma şansı yok arkadaş. Tencere boş, emekli bitmiş, tükenmiş vaziyette. Emeklilerimiz bankalar tarafından esir alınmış halde, emeklilerimiz bankaların kucağına atılmış, öleceği güne kadar emekli borç ödüyor. %5, %6 zam emekliye ve diyorlar ki biz emeklimizin maaşını enflasyona ezdirmiyoruz. Ülkemizdeki son 6 aylık enflasyon %5 mi? %30 mu? %35 mi? Hadi buyurun yazın videonun altına. Çarşıda pazardaki fiyatlar ne? Bu tencere neden dolmuyor düşünüyor musunuz? Bu emekli bu tencereyi doldurabiliyor mu? Dolduramıyorsa neden düşünemiyor? Neden dolduramıyor diye hiç düşündünüz mü? Emekli yokluğa açlığa mahkum edilmiş. Emekli inanın bana öleceği güne kadar bu çileyi çekiyor. Nasıl geçinecek bin lirayla kardeşim bu tencere dolmaz. Bu tencerenin dolma ihtimali yok. Sıfır. Nasıl dolacak? Soruyorum size ya Allah aşkına ya. Sizin tencereniz dolu mu boş mu? Lütfen videonun altına yazın. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon nerede olursanız olun. Almanya, Fransa, Belçika Türkiye'deki bu tencere doluyor mu kardeşim? Emeklinin bu tenceresi doluyor mu? Hadi buyurun. Yazın kardeşim. Bize inanmayanlar var. Emekli güllük gülistanlık bir hayat yaşıyor diyenler var. Elinize yüzünüze gözünüze dursun diyenler var. Emekli güllük gülistanlık bir hayat yaşıyor ama siz görmüyorsunuz diyenler var bize. Hadi bu tencereyle ilgili yorum yapın kardeşim. Emeklinin tenceresine et giriyor mu? Hadi yaz sebze giriyor mu? Hadi yaz emekli meyvenin tadını unuttu be kardeşim. En ucuz mandalina kış geldi 4 lira. Emekli 2 kilo mandalina alsa evin yolunu şaşırır be. Cebinde 5 lira çay parası yok. 2 lira dolmuş parası yok emeklinin. Haberin var mı senin? Emekli ondan sonra da enflasyona ezdirilmiyor. Yazık, ayıp, günah kaderler kardeşim adama bak. Bu tencere niye dolmuyor? Emeklinin bu tenceresi niye dolmuyor diye bir tane insan evladı düşünüyor mu? Matematik bilmeye gerek yok. Profesör olmaya gerek yok. Ekonomist olmaya gerek yok. Vatandaş kendi cebini biliyor. Biz emekli maaşı herkese 5000 lira verelim demiyoruz. Ülkemizin ekonomik şartlarını biliyoruz. Ama kardeşim ülkemizde de yüzde %5 enflasyon var deyip emekliye %5 zam verilmez ki. Ayıp kardeşim ya. Ayıp, ayıp. İnanın bana ben emeklilerin bu haline çok üzülüyorum. Niye? Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin evlatlarıyız. Emeklinin bu derdini görüp üzülmeyen varsa vatan hainidir. Yapmayın etmeyin arkadaş. Emekli gerçekten bu ülkenin 8. sınıf vatandaşı olmuş ya. Eğer 1. sınıf vatandaşıysa kardeşim emekli bu 1000 lira 1500 lira nedir arkadaş? Bu tencere niye dolmuyor arkadaş? Emeklinin bu tenceresi ne zaman dolacak? Emeklinin bu tenceresi boş. Boş, boş. Yapmayın, etmeyin arkadaş. Emekli ben kendimi bildim bileli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş. Emeklinin yüzü bir sefer güldü. O da rahmetli Erbakan Hoca döneminde. Bir gecede %50 zam yaptılar emeklinin maaşına çillerle koalisyon yaptığı dönemde. O zaman emekli bir nefes aldı. O gün bugündür emekli bir nebze olsun nefes aldı mı kardeşim yaz biz mi bilmiyoruz. Bu tencere doldu mu kardeşim 20 yıldır bu tencere doldu mu? Emeklinin bu tenceresi niye boş kardeşim? Almanya, Fransa, İngiltere burada da emekliler var. Tamam düşük maaş alıyorlar ama devlet sosyal yardım veriyor. Geçinemeyene kira yardım veriyor. Faturasını ödeyemeyene destek veriyor. Emeklisini bankaların kucağına atmıyor. Orada da 10 bin euro emekli maaşı yok bunu biliyoruz. Ama kardeşim diyoruz ki oradaki emeklinin bu tenceresi öyle ya da böyle doluyor. Bizim emeklimizin tenceresi dolmuyor kardeşim dolmuyor. Bu tencereye et girmiyor, bu tencereye tavuk girmiyor, sebze girmiyor. Emekli hastane köşelerinde hasta niye sağlıklı beslenemiyor? Emekli doktora gidiyor. Emekliden doktor parası alıyorsun. ilaç parası alıyorsun. 25 30 yıl boyunca çalıştı, sigorta primi ödedi. Emekliye zaten düşük bir emekli maaşı veriyorsun. Bu da yetmemiş gibi doktor fark alıyorsun, ilaç farkı alıyorsun. Emeklinin işte bu nedenlerden dolayı tenceresi dolmuyor. Emekli her ay 350 400 lira fatura ediyor kış geldi emeklerin 200-250 liradan aşağıya yakacak faturası geliyor mu doğalgaz faturası geliyor mu 150 liradan yüzey 150 liradan aşağıya hangi elektrik faturası var su faturası 100 liradan aşağıya gelen var mı 50 liradan aşağı cep telefonu faturası gelen var mı emeklinin bu faturalar yüzünden de işte bu tenceresi dolmuyor arkadaş dolmuyor tencere dolmuyor arkadaş bak dolmuyor emeklinin tenceresi boş İşçinin tenceresi boş, EYT'nin tenceresi boş, memurun tenceresi boş. Çünkü hayat ülkemizde gerçekten çok pahalı. Vatanımız, canımız kurban. Ama kardeşim 13 milyon emekliyi gör ya. Gör artık kardeşim üç kişi 5 kişi değil ki bu. 13 milyon emekliyi gör. Emeklinin bu tenceresi dolsun artık. Bunun için çene tüketiyoruz. Emekli Yokla, açla, mahkum edilmiş, bankaları kucağına atılmış kardeşim. Ayıp ayıp bu tencere ne zaman dolacak diye emekli soruyor. Mezarda mı dolacak, kefenlendiğinde mi dolacak? Emekli inanın bana bu ülkede hiçbir zaman gün yüzü görmedi. Artık gösterin kardeşim şu emeklinin tenceresini doldurun. Emekli, emekli maaşını alınca Avrupa'ya, yurt dışına ya da tatil yörelerine tatile gitmek istemiyor kardeşim. Sizden lüks araba istemiyor. Sizden lüks ev de istemiyor. Sadece bu tencereyi doldurmak istiyor kardeşim. Emekli bunu istiyor bak. Emeklinin tek isteği bu. Karnım doysun. Bankaya borçlu olmayayım. Cebimde 5 lira çay parası olsun diye başka bir şey istemiyor. Emekli ben yanılıyorsam kardeşim sen söyle. Sen yurt dışına tatile mi gitmek istiyorsun? Lüks araba mı istiyorsun? Lüks ev mi istiyorsun? Ne istiyorsun kardeşim sen? Bu tencere mi dolsun istiyorsun yoksa kardeşim? Bunu söyle bana. Lütfen videonun altına yazın. Emeklinin bu çilesini artık herkesin görmesi, duyması gerekiyor. Emekli bu ülkedeki tüm vatandaşlarımız gibi birinci sınıf vatandaş. 25 yıl, 30 yıl boyunca çalıştı, üretti, bu ülke için alın teri döktü ama şimdi 1300-1500 lira emekli maaşı veriyoruz. Ayıp, yazık, günah kardeşim. Yapmayın, etmeyin. Emeklinin bu çilesini artık görün. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakınız bu konuyla ilgili gerçekten çok sinirliyim. 25 yıl boyunca çalıştık, ürettik, 1300 lira aldık diyor emekli. Seçim döneminde kapısını çalmış olduğunuz emeklinin bu çilesini eğer çözmezseniz emeklinin İki eli ahirette de bu dünyada da sizin yakanızda olacaktır.